yapıyor biliyor musunuz? Ya ihbarı dinleyin öyle konuşalım lütfen. Gelsin ekranlara. Yeliz 16 yaşındayken 2019 yılında babası Mustafa onu Kanada'da bir adama verdi. Adam Balıkesir'e geldi, yüzük taktılar. Sonrasında bu adam, Yeliz'in babası, Mustafa'nın hesabına sürekli dolar olarak para yatırmış. Yeliz bu adamı hiç istemedi. Adam da evliymiş üstelik. Birkaç hafta sonra Yeliz evden kaçtı. İzmir otogarda bulundu. Yeliz polise de başıma bir şey gelirse babam sorumludur demiş. Daha sonra babası Mustafa Yeliz'i eve geri getirdi. Sonrasında Bursa'da birine verdi. Yeliz şu an onunla evli, iki tane de çocuğu var. Yeliz'i. O benim eşim değil ki. Yok yok şey yok, önemli. Ya yani Mustafa'nın nasıl bir insan olduğu ile ilgili önemli bir ipucu. O benim eşim değil ki. Mustafa öyle yani. Bunu hatta Arzu da biliyor. Sen de biliyorsun. Hepiniz evet, biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Ben kızından o aile bir... aslında ağırlidir. Kanada'da oturuyorlar. Ve adam ben, evliymiş. Adam evliydi. Karısı hastaydı, boşanmıştı. Ben onları tanırım. Boşmuş muydu? Evet, ev, ben evli diye biliyorum. Yok, boşanmıştı adam. Ha. O hesaba da 300 milyar. Kaç yıl önceki para. Kızı 16 yaşında adam boşanmış. Evet. Adam kaç yaşındaydı? 300 milyar göndermişti. Evet, 300 bin lira. Evet, adam demişti ben size 300 bin lira göndermişim, paramı verin. Nişanı attılar zaten. Kız nişanlıyken başkasına kaçtı da. Yeliz şu anda başkasıyla evli. Evet. Ve Yeliz evden kaçıyor o adamla evlenmemek için. Evden kaçıyor. İzmir otogarında bulunuyor. Mustafa'nın kızı İzmir otogarında bulunuyor. Yeliz de polise başvuruyor. Başıma bir şey gelirse babam sorumludur diyor. Yani beni babam da öldürebilir diyor. Daha sonra da Mustafa Yeliz'i eve getiriyor. Çünkü seni ben vereceğim, başlık parası alacağım diyor. Bursa'da birine veriyor. Yeliz şu anda onunla evliymiş. İki tane de çocuğu varmış. Yani doğru. Mustafa'nın çocuğu da Yeliz'de. Bir tane çocuğu var. Bir tane mi var? Hı. Bir tane var. Yeliz de sana bakmış bir ara değil mi? Yeliz benim yeğenim. Yeliz'in de zararı yok ki bana hiç. Hayır Yeliz, Mustafa öyle dedi ya. Bir ara benim şeye Naciye'ye benim kızım baktı. Nankörlük yapmasın diyor. Evine yani. Biraz sarı ocağa götürdüm ya, o der yani bir şey yapmadı ki daha başka. Peki Yeliz'i niye böyle benim bildiğim evli bir adamı mı vermek istemiş? Ya da kendisinden çok büyük birine mi vermek istiyor onu Yeliz'i? Onu adamı tanımıyorum, bilmiyorum. Ben orada yokum, bilmiyorum. 300 bin lira başlık parası almış. Ona benim eşim değil. Parayı geri vermedi mi peki? Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Bir ben para meselesi yokum. Vardı adam demişti tam 300 milyar para göndermiş. Ben bilmiyorum ki onu. Onlara. Vallahi bu özür dilerim ama bu biraz da evlilik vaadiyle dolandırma yani. 4-5 yıl önceki 300 lira yani. Bildiğin evlilik vaadiyle dolandırma ya, parayı geri vermediyse yani. Biz aile duyduk. O aile tanıdıktır. Aslında ağrılıdır. Şeyde oturuyorlar. Kanada'da yaşıyorlar. Evet. Akraba mı sizin akrabalar yok, mı? Yok, akraba değil, tanıdıktır. Ben tanışıyorum. Ama yani kendi kızına bunu yapan kim bilir Cemile'ye yani dediği evet, doğru olabilir mi? Peki bir şey soracağım ya. Cemile'yi neden öldürdüler? Bana soruyor. Ben ne bileyim. Bir fikrin var, ne düşünüyorsun? Fikrim yok ama sadece o diyor. Ben bilmiyorum yani. Bilmiyorum ki. Ben ne bileyim. Niye ortadan kaldırmak istediler? He? Niye ortadan kaldırmak istediler kızı? Ben ne bileyim. Hı? Ben ne bileyim. Mustafa soruyorum. Ben ne bileyim. Mustafa o dönemde bir de Kamil'i görmedin mi sen gerçekten? Kamil? Hı. Kaç geldim Kamil'i görmedim. Hiç görmedim. Hep hakimde ağrıda. Görmedim ki. Hiç görmedin. Hayır. Ama fotoğrafı orada gördüm. Hiç görmedim ki. Kamil'in babasıyla konuştuk. Yaşı da epey var. O da şimdi evladından haber almak istiyor. Yani Cemile'nin kocası ekranda gördüğünüz Kamil de ortalıklarda yok. Ailede, herkeste yine Kamil'in maalesef Mustafa tarafından, o aile tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Kamil'in babasıyla yaptığımız röportaj ekranlara gelsin lütfen. Cemile istemiyor ki evlenmeyi. Kızı ona veriyor. Kesin kes. Öldüren babam lan Mustafa. Kayıp Cemile'nin kayınpederi İbrahim ilk kez konuştu. Naciye Kamil'i tanıyordu. Abi ya kimine gittin? Ne zaman gittin? İlk gelişim Kamil'le vakitlerle. Orada abi konuştuk. Dedi kardeşim var dedi şeyin içinde. Eğer kardeşim de he derse dedi ben size otelden alan dedi. Kardeşinin evine gelin lan. Şey gittiler. Otele akşamdan geldi. Anayın taraftan üçümüz dördümüz gittik evimle konuştuk. Kendi aparatına kadar birisi gittim bir de. 4 milyon muydu başka? 4 milyondu. Sen ağrıya gidince Naci'yi gördün mü?
Naciye seni gördüm ağırda. Ağırda? Evine vardık ya, görme miyim? Evine vardık. Naciye, Kamil abim orada gördü mü? Gördü tabii. Tanıyor, biliyor. Biliyor ya. Kamil, Cemile, anan gelme ettiler oraya. Geriz oradan boş gördüler. Küs gittiğinde. Küs gittiğinde. Getirmeye gittiğimizde evine vardık, evine yattık. Cemile'nin şeyleri de ağırda, emmisinin yanları diyor. Evine vardık, emmisinin evinden aldık. Dedi ya, iyi ki geldiniz dedi, beni gör dedi Cemile kendi. Binlerik yattım ben geri yavrumu. Bize Cemile askerle gitti dediler. Gümrüz ailesinden kimler tanıyor? Emmisi, Hamid'in kardeşi. Biz Kesirayi için tanıyorsun ya. Ömürleri görmedin mi? Ya Mustafa'yı sonra gördüm bir sefer vardığımızda. Niye sormadın dedi. Kaç oğlu geldim yurda dedim ben de. Bu basıbıra kekiştira gelmen. Biz de bıraktık olup geldik. Balıkesir'e kimlerden gittin? Kaç sefer gittin? Ya 3-4 sefer gittim. Son gelişimde dedi ya Cemile Diyarbakırlı askerinden gitti dedi. Ben vazgeçtim ondan sonra. Kamil Cemile'yi bulmaya gitti. Kamil abi en son burada ne zaman gitti? Kamil abi ben onları bulurum dedi zaten rahatsızdı ya. Bir evden bir köttü gitti bir yana evime gelmedi. Ben de oğlum kayıptır diyerek savcılığa dilekçe verdim. İbrahim Suna Kamil'in babası. Evet. Tanıdın mı? Tanımıyorum ki adamı, bilmiyorum ki. Seni gördüğünü söylüyor mu? Bilmiyorum, adım yani duydu ama ondan tanımıyor ki. Kamil'i hiç görmedim. Hep hakimde ağrıydı, hiç görmedim. Ama diyor 3-4 defa geldi gitti onların yanına diyor Cemile. Ona hepsi yalan, hiç görmedim. İrem Hanım Besra biliyor. Besra biliyor tabii, ben Kamil bilmiyorum. Kamil eve gelmiş gelmemiş Besra biliyor. Çünkü Besra o zaman o evde dedi. Besra bilmiyorum. Cemile'den küçüktür ya. Bilmiyorum. Bu evde Besra biliyor şu an. Hiç, Kamil'i hiç görmedim, hiç yüzü görmedim. Öyle söyleniyor. Kamil de o dönemden Cemile geliyor ve Cemile'yi öldürüyorlar. İşte o bir sürü olaylar bir yaşanıyor. İzin verirsen Fatmacığım. Şey diyordu, ben anlamadım. İzin verirsen anlatıyorum. Geliyor işte kocasını bırakıyor. İşte sonra şeyler sorunlar yaşıyor. Maalesef Resul abisi ona istismarda bulunuyor. Bir sürü sonra Cemile'yi öldürüyorlar. Kamil de karısını aramaya geliyor. Gelip gidiyor. Hangisi söyledi hatırlamıyorum ama gelip hatta içeriye geliyor. Daha doğrusu Balıkesir'e geliyor. Evin içine almıyorlar. Dışarıda kapurda yatırıyorlar. Demişler bir askerle gitmiyor. O ne şey dedi ama ben şöyle Mustafa anlamadım. Da söylüyor. Evet. Mustafa da söylüyor. Senin kız kardeşin öldürdükten sonra İbrahim Bey de arıyor. Kayınpederi de arıyor. Kamil de arıyor. Herkes arıyor ve aileye diyor ki yani kocasının ailesine diyorlar ki biz onu Diyarbakır'da bir askerle evlendirdik. İşte onu ben anlamadım. Diyarbakır'daki bir askerle evlendirdik diyorlar. İbrahim Bey'i kandırıyorlar ki aramasınlar, sormasınlar. Diyarbakır'daki bir askerle biriyle evlendirdiyseniz eğer Mustafa, bu kadar herkese kol kanat geriyorsun ya kardeşim. Nerede senin kardeşin o zaman? Nerede? Bu adam hiç oğlunu da aramamış kaç yıl geçti. Demişler ki sonrasında o da işte sağda solda kayboldu demişler. Hiç öldürüldüğü aklına gel. Cemile'nin öldürüldüğünü bilse kendi oğlundan da şüphelenecek. Çünkü aile kandırdığı için senin o Mustafa, baban, abilerin herkes kandırdı. Sizi nasıl kandırdılar ya. Size de işte biriyle evlendi gitti demediler mi? Bana da hep aynı dediler. Mustafa var yazıklar olsun kardeşim ya. Biri diyor Diyarbakır, biri diyor babam diyordu Tekirdağ. Her biri bir şey diyordu. Baban Tekirdağ diyor. Sakine diyordu başka bir yer söylüyordu şimdi yayında söylemeyeceğim. Tamam müzik ver Hakan merak ettim. Ben dilerse... yazmışım. Anladım. Sevgili izleyiciler aynen. Yani sürekli aileyi kardeşlerini bazı kardeşleri diğerleri biliyorlar da aslında Naciye Hanım da biliyor. Yok vallahi oraya bilmiyorum. Gitti. Valla bilmiyorum. Hem yani öldürüldüğünü biliyorsun ama. Öldürüldüğünü biliyorsun. Öldürüldüğünü ne bileyim. Hayır bak aşkım benim canım benim. He. Yani onu öldürmek için götürdüklerini öldüreceğini ya, bilmiyorsun. Ya öldürmek için de dedim mesafir için kardeşe götüreyim ne bileyim. Ama sonra eve geliyor ya. Dedim. Ya ben de kaç defa dedim sonra gelince elleri kanlı orası burası kanlı anlamışsın. Tamam ona dedim. Anlamışsın ama. Tamam ona dedim ne bileyim canım. Ben de onu söylüyorum. Tamam. Tamam canım.
Niye ben dedim ya katil değilim. Ne bilmiş o. Tamam katil değilsin sen. Kaç kere olsa sana böyle falan böyle böyle. Ya o kadar yeter. Tamam senin üzerine gelmiyoruz sakin ol. Niye ya, bu kadar? Baskı o kadar yeter. Niye bu? Ya Mustafa'dan mı korkuyorsun başka? Ya korkmuyorum. Mesela, yok zaten... yok dur bir dakika. Mustafa'dan değil de başka bir şeyden korkuyor olabilir misin? Ya korkmuyorum ki. Ne gördüm ona söylüyorum mesela yani. Ne korkacağım? Sanki bir şeyden daha korkuyorsun. Yok canım hayır. Hayır korkmuyorum ki. O zamanda korkuyorum bu zamanda hiç korkmuyorum Mustafa'da. Mustafa kim sanki? Ne gördüm ona söylüyorum yani kaç kere söylüyorum. Hatice'den korkuyor musun kardeşinden? Hayır Hatice. Kardeşin Hatice. Yok canım ne korkacağım? Kardeşin Hatice seninle ilgili bir şey mi biliyor? Senin bir sırrını mı biliyor? Ne sırrı? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum ona. Hatice'den ne korkacağım? Kimseye korkmuyorum. Kimse de. Benim ifadem budur yani. Kaç sene, 30 sene fazla ifadem budur yani. Hiçbir şey görmedim başka. Ne Kamil'i gördüm, ne yüzü gördüm, hiçbir şey görmedim. Hepsi hakimde, ahride. Hep orada hepsi. Düğün, hepsi. Düğünde hepsi orada. Besra hepsini ne Cemile, başka parası hamileyim, ne kalende, hiçbir şey yemedim. Başka parasını boş ver. Hiç yemedim, hiçbir şey yemedim. Sorabilirsiniz. Hiçbir şey yemedim. Yarıya gideceğiz ama. Yani bence Naciye bu cinayetin işlenmesini istememiş. Ya asla istememiş yani ya onaylamamış. Yok hayır cinayetin olmasını istememişsin. Ama bir şekilde bir yerlerinde olmak zorunda kalmışsın yani. Ya hocam yeter. Ne daha?